Efendim? Alo Yiğit. 34DDJ90. Bu taksinin şoförünün numarasını bulabilir misin bana? Ne oldu? Ne için lazım? Uzun hikaye. Anlatırım ben sana. Tamam. Bir dakika bekle. Peşimden gelme. Yanımda ol istedim. Neden yapıyorsun bunu? Neden? Abi, iki numara var. Biri şoförün, diğeri sahibinin. Sahibi bugün gececi. Tamam. Ver. İkisini de ver işte sen bana. Tamam. Alo. Alo. Hanımefendiyi ver kardeşim bana. Kimsin kardeşim? Arkandayım ben senin kardeşim, arkanda. Hanımefendiyi ver bakayım sen bana. Abla, arkadaki abi seni istiyor. Alo. Hiç vazgeçmeyeceksin değil mi Ferhat? Hayır. Hoş, zaten vazgeçtin sen. Ben yanlış söyledim. Ben bir şeyden vazgeçmedim Aslı. Bunu konuşmak için biraz geç değil mi şu an? Ben sadece... Sen sadece ne? Ferhat, sen sadece ne? İçim acıyor, kalbim ağrıyor. Ama atlatırım, merak etme. Yaparım ben bunu. Şimdi sert görüneceğim, duygusuz görüneceğim diye... içine kapattığın, sakladığın vicdanına söyle, rahat olsun, tamam? Kapatıyorum ben. Kapatma! Kusura bakma. Rica ederim abla. Alo, merhaba. Cengiz Bey'le mi görüşüyorum? Buyurun benim. Merhabalar, Aslı Çınar ben. Bir arkadaşımdan aldım numaranızı da sizinle bir konuda görüşmek istiyorum. Tabii, konu nedir? Eşimden boşanıyorum da bir boşanma davası için. Anladım. Anlaşmalı bir boşanma davası mı olacak? Yani eşinize sizinle aynı fikirde mi acaba? Evet, aynı fikirde. Şöyle yapalım o zaman. Benim bir küçük işim var. Saat 5 gibi işim bitmiş olacak. Bu çıkan numara sizin numaranız mı acaba? Doğrudur, benim. Tamamdır. Ben o zaman işim bittiğinde sizi tekrar bu numaradan arayayım. Bir yer belirleyelim, orada buluşalım. Oturup yüz yüze konuşalım, olmaz mı? Tamam. Anlaştık. Ben telefonunuzu bekleyeceğim o zaman Cengiz Bey. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler. İş bu kadar ciddi diyorsun yani. Evet. O kadar ciddi. Ama teyze, yani... bebeği saklamak Ferhat'tan, ne bileyim, babasından biraz haksızlık olmuyor mu? Eğer bebeği isteseydi, bu dediğin de haklı olabilirdin, evet. Nasıl ya? O mu istemedi? Bunlar çok uzun konular. Jilde, benim şimdi birkaç tane daha telefon açmam lazım. Tamam. Sıkılmazsın değil mi? Yok yok, sen keyfine bak, iyiyim ben. Halletmem lazım. Alo, merhaba. Aslı Çınar ben. Başhekimle görüşecektim, müsaitse. Hocaya ismimi söylerseniz o beni tanır. Hay hay, bekliyorum. Geliyorum. Yeter artık ya. Bitti diyorum sana, bitti. Anlamıyor musun? Arama beni, istemiyorum. Kapatıyorum telefonu. Ne diyorsun ya? Kapatıyorum telefonu. Jüri de. Ne oluyor? Kim o? Yok bir şey teyze. Yok bir şey. Ne demek yok bir şey? Otur bakayım şöyle. Anlat, ne oluyor? Kim bu? Ya aman, eski sevgili mevzusu. 2 yıl önce ayrıldık. Hala arada sırada bir yoklar. İşte özledim, geri dön falan. Aklına düşüyorum herhalde. Belalı bir tip değil, değil mi? Aman ne belalısı ya. Anca Eser Güler o. Bir şey yapamaz. Hem Antalya'da zaten. İyi, peki bakalım, tamam. Öyle olsun. Jülde, ben dışarı çıkacağım. Tamam, birkaç işim var, onları halledeceğim. Sana anahtar bırakıyorum dışarı çıkmak istersen. Ama lütfen senden rica ediyorum, çok uzaklaşma, olur mu? Aklım sende kalmasın. Tamam, uzaklaşmam. Yabancı birileriyle dışarı çıkmam. Beni yoldan çevirirlerse, seni teyzene götüreceğiz falan derlerse asla gitmem. Ha bir şey verirlerse yemem. Söz. Kızım, sen dalga mı geçiyorsun benimle? Yani birazcık. Aa, sen vallahi çok fena bir anne olacaksın ha. Neyse tamam. İlk teyze postasını şu an koymayacağım. Ben gidiyorum. Bir dakika. Bir dakika dur. Ne var saçımda? Bir şey yok işte, sorun da orada.
Röfle diyorum ama yok, olmaz. Böyle uçlarını hafif ombre yapsak sana çok güzel yakışır. Ay delirdi mi kızım, ne uğraşıyorsun benimle, bırak. E ne var canım? Fıstık gibisin maşallah. Azıcık baksan kendine. Şöyle bir maşa bile yapsak havan nasıl değişecek? Neyse, üzerine param var mı? Var. Tamam. Antalya'dan gelirken süt yenimin içine diktim. Ne de olsa İstanbul Büyükşehir. Allah Allah yahu. Tamam peki, ay bir şey söyleyecektim bak unuttum. Tamam. Kibritle oynamıyorum, evi falan yakmıyorum, söz veriyorum. Bunu söyleyecektin herhalde. Baya baya dalga geçiyorsun benimle. Neyse tamam. Hadi görüşürüz. Kolay gelsin. Aa. Teyze. Romeo kapıda. Aslında ben yani geldiğin iyi oldu. Sana söyleyeceğim şeyler vardı ama nasıl söyleyeceğimi bilmiyordum. Telefonum da sende yok. Takipte var mı bunda? Yok. Telefonu dilsiz aldı ya. Ondan aldım numaranı. Şey mi diyeceksin? Ben mi? Dönen sen değil misin? Ben mi dönüp geldim? Şimdi döndün işte. Her neyse. Avukatla konuştum. Saat 5 gibi buluşacağız. Sen de gelirsen iyi olur diye düşünüyorum. Kim o? Kim? Avukat kim? Avukat. Hukuk fakültesini bitirmiş, geçimini avukatlıkla sağlayan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Avukat. Şu anda sana sarılıp seni öpmeyi o kadar istiyorum ki. Sakın Aslı. Sakın Aslı. Lan belasını versin, bu hormonları ne diyeyim ben? Ne? Yok bir şey. Tamam, ben buluşunca avukatla ararım seni, gelirsin. Gerizekalısın Aslı. Sakın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.